Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile SED yardımı ne kadar ödenecek? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2023 Ocak zammı %30 olarak belirlendi. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek ödemeleri de bu oranda arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı adı altındaki destek ödemesinde de artış yaşandı. Peki, SED yardımı 2023 Ocak zammı ne oldu? SED yardımı 2023 Ocak zammı ile yeniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere SED hizmeti sunuluyor. Söz konusu destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunurken, bu destek ödemesinde 2023 Ocak zammı sonrası artış yapıldı. 2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde: okul öncesi çocuklar için 1584 TL'den 2060 TL, 1 ila 8. sınıf öğrenciler için 2376 TL'den 3088 TL, 9 ila 12. sınıf öğrenci maaşları 2535 TL'den 3295 TL, ortaokul seviyesinde olup da okula gitmeyen 1547 TL'den 2011 TL, yüksekokul öğrenci maaşları ise 2785 TL'den 3620 TL çıkarılmıştır. Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1635 TL yükseltilmiştir. SED yardımı nedir? Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekleriyle ve psikososyal destek sistemidir. SED yardımı ödemeleri sürekli bir maaş mıdır? Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süreyle yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz. Yılda en fazla 2 kez ödeme yapılır. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.